Evet arkadaşlar, ben Arles Münezakkin. Size bugün iPhone 4S'e arkadaşlar nasıl yazılım yüklenir onu göstereceğim. iPhone 4S eski bir cihaz arkadaşlar, biliyorsunuz. Son dönemlerde genel kullanıcısı çok fazla şekilde var. Genellikle anne babalar ya da çocuklara verilen bir telefon haline geldi. Basit kullanımlı, çelik kasalı, güzel, darbelerle karşı dayanıklı bir cihaz. Ve çok piyasada hala kullanılıyor. Onunla da ilgili bazı sorular geldi. O yüzden nasıl yazılım yüklenir arkadaşlar onu göstereceğim. Eğer cihazınız açılmıyor ise arkadaşlar... ve cihazınızda bir sorun varsa direkt iTunes üzerinden arkadaşlar yazılım atabilirsiniz ya da cihazının yazılımını güncellemek istiyorsanız arkadaşlar cihazı yazılım atabilirsiniz. Şu an bakın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi küçük ekranda görüyorsunuz cihazımız çalışıyor. Cihazımızın güncellemesini yapacağım arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken şey şu. Burada arkadaşlar iTunes programımızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi programımız çalıştı. Şurada bakın bir logo geldi. Bu logo arkadaşlar bizim cihazımızın bilgisayara bağlı olduğunu gösteriyor. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar şarj aletiniz, şarj kablonuz sağlam bir kabloyla atın arkadaşlar. Cihazınızın şarjı olsun. Benimki gördüğünüz gibi %100 şarjda. Cihazımız burada detaylarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada kapasitesini buraya tıklayarak arkadaşlar bunlara bakabiliyorsunuz. Buradaki detayları görebiliyorsunuz. Şu an ben basmıyorum çünkü e-mail numarası ve diğer şeyler gözükmesin diye arkadaşlar basmıyorum. Şimdi eğer cihazınız açılıyorsa arkadaşlar cihazınızın içindeki önce bilgilerini buradan yedekleyerek arkadaşlar kendiniz bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Buradan bakın yedekle diyerek arkadaşlar şimdi yedekle diyerek yüklememesini yapabilirsiniz. Bilgilerinizin yedeğini alabilirsiniz. Fakat açılmıyorsa arkadaşlar cihazınızı hangi modda görüyorsa görsün arkadaşlar iTunes üzerinden bu yazılımı atabilirsiniz. Benim şu an üzerindeki bulunan cihazım, takılı olan cihazım çalışıyor arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok. Sadece bu videoyu çekmek amacıyla onu güncelleyeceğim arkadaşlar ya da yeni yazılım atacağım. Şimdi yeni yazılım atmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız bağlı. Bakın şuradan güncelleşimleri denetle dediğim zaman arkadaşlar cihazın güncel olduğunu söylüyor ve yazılım atmıyor arkadaşlar. Şunu yapacağız. Ben önce cihazım arkadaşlar ya da şuradan geri yükle diyerek arkadaşlar bakın. Geri yükle dediğiniz zaman buradan da arkadaşlar bu cihazın şeye dönüştürüleceğini söylüyor. Sizin cihazınızın arkadaşlar taktığınız zaman hangi modda olduğuna göre arkadaşlar buradaki butonlar değişebilir ama iPhone'umu geri yükle diyerek arkadaşlar işlemi yapabilirsiniz. Ben mesela şu an cihazı DFE modu alacağım. Bakın ekranda, küçük ekranda. Şöyle üst cihazım açık arkadaşlar. Her iki tuşa birlikte basıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazım açık. Yukarıda her iki tuşa birden basıyorum. Bakın. Cihazım kapanacak. Kapandı. Orta tuşa basmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Tam detaylı basamadım. Tekrar arkadaşlar yapacağım. Bakın iki tuşa birden basıyorum. Cihazım kapandı. Orta tuşuma basma devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımı bilgisayar gördü. Cihazımı şu an DFE modu aldım. Arkadaşlar bu durumda da arkadaşlar bakın sadece iPhone'umu geri yükle tuşu aktif oldu. Şimdi cihazımı DFE modu aldım arkadaşlar. DFE modu üzerinde de yazılım atabilirim. Şimdi sizin cihazınız normal moddaysa arkadaşlar normal modda da atabilirsiniz. DFE modu alıp da atabilirsiniz. Ya da recovery modu da alıp atabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi DFE modu aldım. Yazılım atmak için. Ve şurada bakın iPhone'um geri yükle tuşu aktif oldu. Cihazım normal modda olsaydı güncelleşmeleri denetleme butonu da aktif olacaktı. Ben buna basıyorum arkadaşlar. Bakın bastıktan sonra içindeki tüm ayarlarının fabrika ayarlarının döneceğini söylüyor ve silineceğini söylüyor. Tamam diyorum arkadaşlar. Geri yükleye tıklıyorum. Buradan 9.3.6 versiyon olduğunu söylüyor. Sonraki diyorum. Kabul ediyorum arkadaşlar. Şu an şurada indirim başlayacak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi indirmem başladı. İndirme bittikten sonra arkadaşlar yazılım atmaya başlayacak. Yazılım attıktan sonra da cihazımız bitecek arkadaşlar. Önce bir yazılımımız insin. Şu an 3 dakika içinde inecek. Onu bir bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyamız bitti. Şu an cihazın indirdiğimiz yazılım arkadaşlar açıyor. Onu bir açsın. Ondan sonra cihazımıza bağlanıp arkadaşlar yazılım atacak. Siz bu işlemler sırasında arkadaşlar hiçbir şekilde telefonu ellemiyorsunuz. Tabi arkadaşlar burada en önemli şeylerden biri de cihazı yazılım atmadan önce muhakkak cihazın içinde bulunan iCloud hesabı varsa bunları bilin. Eğer şifresini ve kullanıcı adını falan bilmiyorsanız arkadaşlar kesinlikle yazılım atmayın. O yüzden ben size baştan uyarayım arkadaşlar yazılım başlamadan önce. Evet şu an cihazımı açmaya çalışıyor.
İçinde bir iCloud hesabınız varsa mutlaka bunu bilgilerini bir yerde bulun ya da bulundurun. Bilmiyorsanız da atmayın arkadaşlar. Şu an cihazımı arkadaşlar moddan moda alarak yazılım moduna geçirmeye çalışıyor şu an. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Bakın iPhone geri yüklemek için hazırlanıyor. Bu arada gördüğünüz gibi ekranda da bir işaret çıktı. Şimdi alta bir çizgi çıkacak arkadaşlar. O çizgi çıktıktan sonra yazılım atmaya başlayacak. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi altta bir çizgi çıktı arkadaşlar. Şu an ona yazılım atmaya başladı. Şu an bu bölümde iPhone bekleniyor diyor arkadaşlar. Şimdi burada bu bölüm değişecek ve yazılım atmaya başlayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurulumumuz bitti. Buradan iPhone'un fabrika ayarına döndürüldüğünü söylüyor. Zaten kendisi kaybolacakmış bu şeyin. Gitti arkadaşlar. Şimdi cihazımızın arkadaşlar açılmasını bekleyelim. Açıldıktan sonra kurulumumuzu tamamlayacağız ve işlemimiz bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımız bağlandı. Burada evet, zaten kilitlemiş ve kilidi kaldırmış arkadaşlar. Sürdür diyorum. Burada eğer arkadaşlar daha önceki bir yedekleme almışsanız buradan o yedeklemeyi seçip arkadaşlar buradan geri yükleyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar yeni bir iPhone olarak devam edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi buradan bir başka daha önce aldığınız bir yedek tarihi, yanında burada tarihi yazar arkadaşlar. Aldığınız tarihi ve saatin ne biliyorsanız o tam aldığınız tarihe göre yedeklemenizi geri yükleyebilirsiniz. Bakın ben seçilmiş olduğum yedekleme bugün saat 3'ü 10 geçe, yani yazılım başlamadan önce alınmış. Burada arkadaşlar bakın ben bunu yeni bir iPhone olarak ayarlayacağım ve sürdür diyorum. Bu arada da ekranda arkadaşlar şu an cihazıma bir bağlantı kuracak. Ekranda da zaten arkadaşlar küçük ekranda görüyorsunuz. Cihazım şu an açılıyor. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazım açıldı. Burada arkadaşlar orta tuşa basıyorum ve cihazımı açıyorum. Burada istediğiniz dili seçebilirsiniz. Şu an sim kart takılı değil demiş. Bu arada ekranında başlat diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımın tüm detaylarını gördü. Şurada arkadaşlar İngilizce seçiyorum. Herhangi bir ülke seçebilirim arkadaşlar. Önemli değil. Burada arkadaşlar herhangi bir şey, bu ben kendi Wi-Fi'mi seçeceğim. Eğer cihazınızda iCloud yoksa arkadaşlar buradan direkt kendisi aktif ediyor zaten. Evet, gördüğünüz gibi hemen aktif etti. Enable location dedim, service. Ben şifre kullanmayacağım diyorum. İngilizce olarak continue dedim arkadaşlar. ID yazmayacağım henüz. Sonradan ayarlayacağım diyorum arkadaşlar. Şu an don't use dedim, kullanmıyorum. Evet, kabul ettim. Don't send dedim, göndermene gerek yok dedim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız tamam. Şu an hemen hemen tüm işlemi bitti. Yazılımını güncelledik arkadaşlar. Şöyle ayarlar bölümüne girip arkadaşlar şuradan ona da bir Türkçe yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz genel bölümüne giriyorum. Bakın burada genel. Şuradan arkadaşlar şurada language ve region var. Buradan girip arkadaşlar İngilizce bölümünden buradan Türkçe yazarsanız. Şöyle Türkçe olarak seçtim. Don dedim. Türkçe olarak değiştir dedim arkadaşlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi cihazım Türkçe olarak ayarlıyor. Bu kadar arkadaşlar. iPhone 4S'de siz de bu şekilde yazılım atabilirsiniz. Basit bir işlem hepinizin kolaylıkla yerine getireceğine inanıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, likelamayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.